Gençler merhaba, bugünkü dersimizde iş güç enerji ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bütün soru tiplerini tarayıp konu anlatımımızı pekiştirmiş olacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir cisim üzerinde fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için cisme uygulanan kuvvet ile cismin yer değiştirme vektörlerinin aynı doğrultuda olması gerekir. Bu zaten bizim iş yapma şartımız biliyorsunuz. Buna göre hangilerinin üzerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır? Tarif edilen bilgiyi yazalım. İş dediğimiz şey, bir cisme etki etmesi gereken kuvvet, çarpı, o cismin yer değiştirmesi ve bu iki vektörün aynı doğrultuda olması. Aynı yönlü de olabilirler, zıt da olabilirler. Yeter ki aynı doğrultuda olsunlar. İşin bir başka tarifi daha var. Onu da yazalım. Belki işimize yarar. İş dediğimiz şey cisimlerin enerjisini değiştiriyor biliyorsunuz. Peki. Sabit hızla yürüyen bir çocuğun sırtındaki çanta. Bu öncülü ikinci formülden düşünmek sanki daha kolay. Enerji değişiyor mu değişmiyor mu buna bakacağız. Burada kastettiğimiz enerji tabii ki mekanik enerji. Yani kinetik artı potansiyel. Kinetik enerji hatırlarsan 1 bölü 2 mv kare ile bulunuyordu. Hızda bir değişim oluyorsa kinetik enerjide de bir değişim olmuş demektir. Potansiyel enerjiden kastımız da yer potansiyel enerjisi yani mgh genelde yükseklik değiştiğinde potansiyel enerjimiz de değişmiş olacaktır. Kütleyle yer çekimi ivmesinin değiştiğini pek görmeyiz. Zaten bir tane cisimden bahsediyoruz. Kütlesi niye değişsin? Bir çocuk sabit hızla yürüyorsa sırtındaki çanta da sabit hızlıdır. Sabit hız demek ne demek? Bu çantanın üzerindeki net kuvvet sıfır demek. Newton'un birinci yasası böyle söylüyor. Eğer cisim hızını koruyorsa üzerinde net kuvvet yoktur demek. Bu çocuk sabit hızla yürüyorsa kinetik enerjisi değişmiyordur. E sırtımda ben zıplamıyorum, eğilmiyorum, dümdüz yürüyorum. Dolayısıyla o çantanın yerden yüksekliği de değişmiyor. Yani potansiyel enerjisi de değişmiyor. Dolayısıyla birinci şekilde yapılan iş sıfırdır diyebiliriz. Ya da ben birinci ifadeden fx'ten düşüneceğim hocam diyenler için şu benim çantam olsun. Çantanın üzerine etki eden kuvvetler aşağıya doğru çantanın ağırlığı yukarıya doğru çocuk bunu tutuyor omuzlarıyla düşmesin diye ve bu çanta sağ tarafa doğru yatayda yer değiştiriyor buradaki kuvvet vektörü ile yer değiştirme vektörü birbirine dik olduğu için yani aynı doğrultuda olmadıkları için iş yapılmaz diyebiliriz buradan da düşünebiliriz Durgun halden koşmaya başlayan bir çocuğun sırtındaki çanta. Hocam 1 ile 2 aynı şey. Hayır değil. Çocuk durgun halde. Yani hızı sıfır. Sonra koşmaya başlıyor. Yani bir hız kazanmış. Dolayısıyla başlangıçta bir kinetik enerjisi yoktu. Artık bir kinetik enerjisi var. Bu arkadaşın enerjisinde bir değişiklik meydana geldi. O zaman bu arkadaşın üzerinde bir iş yapıldı. Kesinlikle burada yapılan iş sıfır değil. Sıfırdan farklı. Burada iş yapılmış. E hocam buradaki kuvvetler yine aynı kuvvetler değil mi? Yine burada f ile delta x birbirine dik değil mi? Aynı doğrultuda değiller ki nasıl iş olacak? Bunu konu anlatımında da konuşmuştuk. Çanta aynı çanta. Üzerindeki kuvvetler aşağıya doğru çantanın ağırlığı. Düşmesin diye biz bunu F ile tutuyoruz. Güzel. Fakat bu sefer net kuvvet sıfır değil. Çünkü bizim hızımızda bir artış var. Olmayan hızımız oluştu. Bunun için Newton yasalarında öğrendiğimiz bir şey var. Kesinlikle bu cismin atıyorum sağ tarafa doğru hareketlendiyse sağ tarafa doğru bir net kuvvetinin olması lazım. Dolayısıyla evet yine şunlar birbirini götürür. Fakat bu F üssü cismi yani çantayı hızlandırır. Hız kazanmasının sebebidir. E, cisim zaten yatayda yer değiştiriyordu. Sağ tarafa doğru yer değiştiriyordu. Buradaki delta x ile buradaki f üssü aynı doğrultuda oldukları için ikinci öncülde iş yapılmıştır. E hocam o siyah kuvveti f kuvvetini çocuğun omuzları uyguluyordu. Bu sarı f üssünü kim uyguluyor? E yine çocuğun omuzları uyguluyor. Çocuğun omuzları illa düşeyde bir kuvvet uygulamak zorunda değil ki. Bu iki kuvveti beraber oluşturabilir. Bu ikisinin bileşkesi şeklinde. Bunların bileşkesini almayı biz henüz öğrenmedik. Ama böyle çapraz bir kuvvet şeklinde omuzlar çantaya kuvvet uygulayabilir. 1 ile 2 aynı şey değil. Buna dikkat. Kafanızda şöyle bir ezber olmasın çanta taşıyan çocuk çanta taşıyan adam yük taşıyan hamal iş yapmaz hayır böyle bir ezber yok Hızlanıyorsa iş yapılır, yavaşlıyorsa iş yapılır, sabit hızla gidiyorsa iş yapılmaz. Sebebi de deminden beri açıkladığım şeyler. Yerden alınıp masaya konulan oyuncak. Bir oyuncağımız var, şurası yer olsun. Bu oyuncağın aşağıya doğru bir ağırlığı var. Yukarı çıkartıyorsak yukarıya doğru bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Ve bu oyuncak yukarıya doğru yer değiştiriyormuş. Soru öyle diyor. Delta x vektörü de buymuş. Benim dışarıdan uyguladığım bu f kuvvetiyle delta x vektörü aynı doğrultulu mu? Evet aynı doğrultulu. O zaman kesinlikle bunun üzerinde bir iş yapılmıştır. İş sıfır değildir. Soruyu çözdük ama burada başka bir şey daha konuşalım sorudan bağımsız. Öğrencilerin kafasını karıştığı bir yer burası çünkü. Hocam burada işi cisim yukarıya doğru çıktığı için F kuvveti yapmıştır. Ağırlık kuvveti burada iş yapmamıştır. Yanlış. Benim dışarıdan uyguladığım kuvvet pozitif iş yapmıştır. Ağırlık kuvveti negatif iş yapmıştır. Ağırlık kuvveti de iş yapmıştır. Çünkü o da yer değiştirme vektörüyle aynı doğrultuda. Yer değiştirme vektörü düşey eksende, e, ağırlık da düşey eksende. Ama ters yönlü oldukları için aynı sürtünme gibi düşünebilirsiniz. Negatif iş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aklınızda bulunsun. 2 ve 3'te iş yapılmış. Böylece sorumun cevabı E seçeneği olacaktır. Kütlesi m olan bir cisim şekildeki sürtünmesiz yolun K noktasından v hızıyla fırlatılmış. Cisim KLM yolunu izlediğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Aşağıda da bir sürü şık var. Şimdi önce biz bir şekli anlamaya çalışalım. Sonra aşağıdaki şıklara bakarız. Orada ne diyor? İnceleriz. Yolda sürtünme yok. Sürtünme yoksa hemen yapıştırabilirim. Burada mekanik enerji korunacak. Yani benim kinetik artı potansiyelim her zaman aynı kalacak. Bu seviyede mekanik enerjim neyse yolun şurasında da mekanik enerjim odur. Burasında da budur. Burasında da, odur, burasında da odur. Burasında da odur. M noktasında da odur. Her yerde aynı mekanik var. Peki başlangıçta hangi tür enerjileri var? Yer seviyesine göre konuşursam 2H yükseklikte. Dolayısıyla bu arkadaşın 2MGH'lık bir potansiyel enerjisi var. E bir hızı olduğuna göre bunu serbest bırakmamış bir V hızıyla fırlatmış. 1 bölü 2MV ile orantılı kütlesi de M olarak verilmiş. Bir de kinetik enerji var. Bu ikisinin toplamı da benim mekanik enerjimin ta kendisidir. Cismin L noktasındaki mekanik enerjisi en büyüktür. Yanlış mekanik enerji her yerde aynıdır. L noktasında ne olur? L noktasında artık cismi noktasal kabul edersem, yer seviyesine göre potansiyel enerji sıfır olmuş olur. E bu 2 MGH'lık potansiyel enerji nereye gitti? Kinetiğe dönüştü. Benim zaten bir 1 bölü 2 MV karelik kinetik enerjim vardı. Buna bir de 2 MGH daha enerji eklenecek. Ama toplam aynı kalacak. Hatta şöyle yapalım. Düşünmesi kolay olsun. Potansiyel enerjiye ben 100 J diyorum. Kinetik enerjiye de 100 J diyorum. O zaman benim mekanik enerjim toplamda kaçtır şu an? 200 J'dür. Yere indiğimde potansiyel sıfırsa toplam hala 200 olmalı. Elimde tek enerji türü var. Buradan belli bir hızla geçiyoruz. Kinetik enerjimiz var. O kinetik enerjinin değeri yerden geçerken 200 Joule'dür. Bu da cismin hızlandığını gösterir. Evet cisimler aşağıya doğru indikçe genelde hızlanırlar. Yukarıya doğru çıktık. M noktasına geldik. Burada H'la orantılı bir potansiyel enerjim var. E şimdi ben burada 2 MGH'a 100 Joule dediysem burada MGH kadar potansiyel enerjim olduğu için yarısı kadar. Yani 50 Joule'luk bir potansiyel enerjim var. Unutmayın benim mekaniğim hala 200. Toplam hala 200 olmalı. Demek ki buradan geçerken de bir hızımız var. Onda V200'lü diyelim. Bu hızlar bambaşka hızlar. Buradaki kinetik enerji değeri 100 150 jül olmak zorundadır. Bütün mekanik enerjiler her yerde aynı. Cismin L noktasındaki süreti K ve M süratlerinin toplamıdır. Yani madem sayı verdim tam olsun kütleye de 2 kilogram desem bu kütleyle bu iki birbirini götürür. V kare 100 ise o zaman benim başlangıçtaki hızım 10 metre bölü saniye olur. 100'ün kare kökü. Aynı mantıkta kinetik enerjim 200 olduğunda yine kütleyle 2 birbirini götürecek. V kare eşittir 200 ise V dediğim şey kök içerisinde 200 olur. Hatta V üstü demiştik buna pardon. M noktasına geldiğimde yine yine kütleyle iki birbirini götürdü. Kinetik enerjim 150 ise buradaki hızın V2 üssü kök 150'dir. L'deki sürat K ile M'nin toplamı mı yani? K'da 10 var. Her yerde kök olduğu için bunu da kök 100 olarak yazalım. Kök 100 ile kök 150'yi toplayınca kök 200 mi oluyor? Böyle bir işlem mi var? Hayır, yok. Demek ki bu da yanlış bir şık. C'yi atlayalım. M'deki mekanik K'dakinin yarısıdır. Hayır, bunu A şıkkında da konuştuk. Mekanik her yerde aynı sürtünme yok korunacaktır. Cismin K'daki yere göre potansiyel enerjisi L'deki kinetik enerjisine eşittir. K'daki potansiyel L'deki kinetiğe eşit mi? K'da ne kadar potansiyel var? 100. L'de ne kadar kinetik var? 200. Dolayısıyla bu da yanlış. C yok kursak, cisim L'den M'ye gelirken kaybettiği kinetik enerji o andaki yere göre potansiyel enerjisine eşittir. L'den M'ye geliyoruz, kaybettiğimiz kinetik. L'deyken 200 Joule kinetiğimiz var. M'ye geldiğimizde 150 Joule kinetiğimiz var. Ne kadar kaybetmişiz kinetik? 50 Joule. İşte bu M noktasındaki potansiyele eşit mi? Evet eşit. Demek ki C şıkkımız doğrudur gençler. Ahmet ve Ege 5 kilogram kütleli iki koliyi bir apartmanın merdivenlerinden çatı katına çıkartıyorlarmış. Ahmet koliyi sabit hızla, Ege ise hızlanarak çıkarttığına göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi bizim bir kolimiz var. Hatta iki tane kolimiz var. İkisi de aynı yüksekliğe çıkıyorlar. Yerden çatı katına çıkıyorlar. İki kütle de beşer kilogram. Bu Ahmet olsun, bu da Ege olsun. İkisi de haş yüksekliğe çıkartıyorlar. Şimdi birinci öncül diyor ki Ege'nin koli üzerinde yaptığı iş Ahmet'in koli üzerinde yaptığı işten büyüktür. İki formülle de düşüneceğim. Birincisi enerjiden. İş dediğimiz şey enerjiyi değiştirir. Buradaki cismin enerjisi nasıl değişiyor? İkisi de ilk hareketi verdiler. Ahmet sabit hızla devam etti. Ege ise daha da çok hızlandırdı. Dolayısıyla cisimler yukarıya çıktığında Ahmet Ferit'in kolisi de MGH, Ege'nin kolisi de MGH potansiyel enerji kazandı. Özdeş koliler, M kütleliler aynı yüksekliğe çıktılar. Ahmet'te artı MGH'lık bir değişim oldu o zaman enerji olarak. Ege'de de bu artı MGH'lık gerçekleşti. Fakat Ege hızlandırdığı için ekstra, ekstra bir de kinetik enerji geldi. Yani şöyle düşünün, başlangıçta bunlara hız kazandırmıştık. E kadar kinetik enerji vardı. Ahmet sabit hızla götürdüğü için yukarıya çıktığında da E kadarlık kinetik enerji var. Ege de E ile başlatmıştı fakat gitgide hızlandı. Atıyorum yukarıya çıktığında 2 E'lik kinetik enerjisi var artık. Dolayısıyla burada Ege'nin cisim üzerinde yaptığı enerji değişimine bir de artı E'yi eklemeliyiz. Çünkü E'den 2E'ye çıkartmış. İşte bu Ahmet'in yaptığı iştir. Bu da Ege'nin yaptığı iştir. Ege'nin yaptığı iş daha büyüktür. Ya da bunu nasıl düşünebilirdik? İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Yer değiştirmeler ortak zaten. İkisi de haş kadar yer değiştiriyor. Fakat bu sefer F'ler aynı değil. Ahmet yukarıya çıkartmak için kesinlikle 50 Newton'luk bir kuvvet uygulamalı. Çünkü cismin ağırlığı 50 Newton. Sabit hızla gidiyorsam net kuvvet sıfır olmalı Newton'un birinci yasası. İlk hareketi verdikten sonra 50'ye 50 sabit hızla çıkartabilirim. Ege'de de aşağıya doğru 50 Newton'luk ağırlık var. Ama Ege hızlandıracak. Bir cisim yukarıya doğru hızlanıyorsa yukarıya doğru net kuvvete ihtiyacı var. Yani Ege'nin uygulayacağı kuvvet kesinlikle 50'den daha büyük bir şey olmalı. Mesela 60 Newton. O yüzden Ahmet'in yaptığı işi 50 çarpı haştan bulursun. Ege'nin yaptığı işi 60 çarpı haçtan bulursun. Buradan da görürüz Ege'nin daha çok iş yaptığını. İki de diyor ki Ahmet ve Ege'nin yer çekimi kuvvetine karşı yaptıkları işler eşittir. Bunu da çeşitli açılardan düşünelim. Ders anlatımında kesinlikle bilmeniz gereken bir ifade kullanmıştım. Bu tanımın bir karşılığı var var. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş eşittir cismin potansiyel enerjisindeki değişim. Yukarı kaldırılan cisimlerde bunu söyleyebiliriz. Ahmet'in cismi de MGH kadar potansiyel enerji kazandı. Ege'nin cismi de MGH kadar potansiyel enerji kazandı. Yani ikisinin de potansiyel enerji değişimi aynı. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur diyebiliriz. Ya da bir başka bakış açısı yine FX'ten düşünsem. Ahmet'in yaptığı işin tamamı potansiyel enerjiyi değiştirdi. Çünkü kinetiği değiştiremiyordu. Yani Ahmet 50 haçlık bir iş yaptı ve bu tamamen potansiyel enerjiyi değiştirdi değiştirdi. Demek ki bu yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işin ta kendisidir. Ege 60 yaptı. Bunun 50'si 50 çarpı haşı potansiyel enerjiye gitti. 10 çarpı haşı da kinetik enerjiye gitti. Ege kinetik enerjiyi değiştiriyordu bunu unutmayın. Yani Ege toplam 60'lık iş yaparken bunun 50'sini yer çekimine sus payı olarak verdi. Ona karşı kullandı. Tamam sen bunu al dedi. Ben bu 10 haşla bu cismi hızlandırıyorum dedi. Ama Ahmet bunu yapamadı çünkü 50'nin tamamını yer çekimine karşı verdi. Dolayısıyla cisim hızlanamadı. Hangi hıza sahipse o hızla çıktı diyebiliriz. Bu yorumlar çok önemli. Buraları anlamaya çalışın. Anlayana kadar dinleyin. Son durumda kolilerin mekanik enerjileri eşittir. Mekanik enerji son durumda kinetik artı potansiyel. Ahmet'te sadece MGH artı E var. Ege'de MGH artı 2E var. Dolayısıyla bunların mekanik enerjileri aynı değil. Sorunun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneği olacaktır. Hava direnci önemsiz olduğu ve yerçekimi ivmesinin sabit kabul edildiği ortamda Orhan, M kütleli cismi yerden haş kadar yükseklikten serbest bıraktığı anda mekanik enerjisi 6E olmaktadır. Bunu hemen görselleştirelim. Şurası bizim zeminimiz olsun, haş kadar yüksekliğimiz olsun, M kütleli cismimiz de böyle olsun. Şu an bizim mekanik enerjimiz 6E'ymiş serbest bıraktığımıza göre ilk hızım yok. Yani kinetik enerjim yok. Dolayısıyla bu tamamen potansiyel enerjidir diyebiliriz. Orhan aynı cismi E kinetik enerjisiyle yerden belli bir yükseklikten fırlattığında mekanik enerjisi yine 6E oluyormuş. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Fırlatıyoruz yani bir hız kazandırıyoruz. Yani bir kinetik enerjimiz de var artık potansiyelin yanında ama mekanik hala 6E. Bu ancak potansiyele düşen payın azalmasıyla mümkün olabilir. Yani cismin haştan daha alçaktan bir yerden fırlatılmasıyla mümkün olabilir. Cismimiz daha aşağıda bir yerde. Buna H üssü diyelim. H üssü dediğimiz şey H'dan daha küçük. Buradan fırlatılıyoruz. Bir V hızımız var ve bu V hıza karşılık gelen kinetik enerjiye kitap E kadar demiş. Demek ki bizim artık buradaki potansiyel enerjimiz 5E. Bu ikisinin toplamı sorunun da belirttiği gibi 6E. Cismin yerden yüksekliği H kadardır. Hayır daha aşağıdan fırlatıyoruz. Dolayısıyla H'dan daha küçük olacak. Cisim fırlatıldığı anda yere göre potansiyel enerjisi 5E'dir. Evet aynen öyle yazdık. Cisim yere çarptığı anda mekanik enerjisi 7E olur. Hocam bu adam aşağıya doğru hızlanacak. Hızlandığı için Için mekanik enerjisi de artar çünkü kinetiği artıyor. Yanlış bir yorum çünkü aşağıya doğru düştükçe evet hızlanacağım ama e, aşağıya doğru da düşüyorum. Dolayısıyla buradaki yer seviyesine göre potansiyel enerjim daha da azalacak. Hava direnci önemsiz olduğu için yani sürtünme olmadığı için mekanik enerji korunur. Her yerde 6E'lik mekaniğim olmalı. Bu arkadaş yere çarptığı anda da 6E'lik mekaniğim olmalı. Hatta bu tamamen kinetiktir diyebiliriz. Çünkü yere düştüğüm anda artık potansiyel yoktur diyebiliriz. Üçüncü yanlış. Bize hangileri yanlıştır diyordu? 1 ile 3 yanlış. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Ercan laboratuvarda yüzeyin cismin hareketini etkilerini araştırmak için elle kurulan oyuncak bir arabayı şekildeki gibi kum, tahta ve cam yüzeylere bırakarak arabanın aldığı mesafeleri ölçmüştür. Oyuncak arabayı her yüzeyde ayrı ayrı kullanırken kurma sayılarını aynı tutmuştur. Yani bu arabalar fırlarken hep aynı hızda fırlayacaklar. Soru onu anlatmaya çalışıyor. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi şekli inceliyorum. Kum zeminde x kadar yol almış durmuş. Tahtada 2x kadar yol almış durmuş. Camda 3x kadar yol almış durmuş. Doğrusal gittiğim için bunlar aynı zamanda yani değiştirmedir de diyebiliriz. Bunları kim durduruyor? Tabii ki hız vektörüne ters yönde olan sürtünme kuvvetleri durduruyor. Kum zeminle arabanın tekerlekleri arasında sürtünme oluşuyor. Hızımı azaltıp beni durduruyor. Tahta zemin arabanın tekerlekleri arasında sürtünme kuvveti oluşuyor. Beni durduruyor. Cam zemin araba arasında sürtünme kuvveti oluşuyor. Beni durduruyor. Fakat neden hep farklı mesafelerde durdurmuş? Halbuki bunların hepsi aynı hızla fırlıyorlar. Soru öyle diyordu. Kurma sayıları aynı diyordu. Şimdi önce buradaki enerji mevzusunu konuşalım. Bizim başlangıçta hızımız var. Son durumda hızımız yok. Bizim başlangıçta kinetik enerjimiz var ki bu 1 bölü 2 mv kare kadar ve son durumda bu yok. Dolayısıyla benim buradaki değişim dediğim şey yani delta e dediğim şey 1 bölü 2 mv kare kadardır. Değişim yapılan iş tarafı belirlenir. Burada işi yapan adam yer değiştirme vektörüyle aynı doğrultuda olan sürtünme kuvvetidir tabii ki. Arabanın ağırlığı ve normal kuvvet yer değiştirme vektörüne dik olduğu için bunlar iş yapmaz. Demek ki buradaki iş sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme ile bulunur diyebiliriz. Ve bu negatif iştir. Dolayısıyla azaltıcı yönde bir enerji değişimi gerçekleşmiştir. 3 zemin içinde şu ortak. Delta x ne kadar büyükse o zaman o kadar az sürtünmeye maruz kaldın demektir. X mesafede durduysak buradaki sürtünme 3F'tir dersem 2x mesafede durduysak buradaki sürtünme 1.5f 3x mesafede durduysak buradaki sürtünme F'tir diyebilirim. Kuvvet ne kadar azsa o kadar uzun mesafede durursun aynı enerjiyi yiyip bitirmek için. Soruyu çözdük. Arabaya etki eden en büyük sürtünme kuvveti kum yüzeydedir. Evet kum zeminde 3F sürtünme oluştu. Aynen öyle. Oyuncak arabanın başlangıçta sahip olduğu yay potansiyel kinetik enerjiye dönüşmüştür. Şimdi hiç düşünmediğimiz bir şey. Aslında bu kinetik enerji nereden geliyor dediğimizde içeride bir yayı kuruyoruz. O yayı sıkıştırıyoruz. Bıraktığımız anda yay tekrar eski haline gelirken teker şerlekleri döndürmeye başlıyor ve arabayı fırlatıyor. Böylece araba kinetik enerji kazanmış oluyor. 3 e, şekilde de aynı hızı kazandığıma göre, araba aynı olduğuna göre, kütleler de aynı olduğuna göre 3 şekilde de kinetik enerjiler aynı. Dolayısıyla üç şekilde de, gerçi onu sormuyormuş bana, aynı yay potansiyel kinetiğe dönüşmüştür diyebiliriz. Evet zaten aynı miktarda kurduysam 3 arabada da aynı esneklik potansiyel enerjisi vardır başlangıçta ve onlar kinetiğe dönüşmüştür diyebiliriz. Arabaya aktarılan kinetik enerji sürtüme kuvveti tarafından ısıya harcanmıştır. Yay serbest kaldığında arabaya bir kinetik enerji kazandırdı ve o kinetik enerji en sonunda yok oldu. Niye? Sürtüme negatif iş yaptı. Peki o enerji nasıl yok oluyor? Arabadan bağımsız hale geliyor. Tabii ki ısıya dönüşüp doğaya karışarak. Elimizi birbirine sürttüğümüzde açığa çıkan ısı gibi sürtüme kuvveti iş yaptığında ısı enerjisi açığa çıkar ve kinetik enerjiyi sıfırlar. 3 de doğru. Hepsi doğru. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Enerji doğada yoktan var, vardan yok edilemez. Yani enerji asla kaybolmaz. Ancak bir enerji türü başka bir enerji türüne dönüşebilir. Buna göre hangilerinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? Ağaç dalında durmakta olan elma. Ağaç dalında duruyorum. Belli bir yükseklikteyim. Benim bir MGH'im var. E orada duruyorum. Hızım sıfır ve sıfır olmaya devam ediyor. Burada kinetik enerji ortaya çıkmış mı? Çıkmamış. Sıkıştırılmış bir yayın önüne bir cisim konulup yayın serbest bırakılmaz. Potansiyel deyince aklımıza hep MGH gelmeyecek. Yayda depo edilen şey de potansiyel dir. 1/2 kx kare. Yayı sıkıştırdım, sıkıştırdım. Bir potansiyel depoladım. Bıraktığımda öyle duramam artık. Fırlayacağım, bir hız kazanacağım, bir kinetik enerji kazanacağım. Potansiyel kinetiğe dönüşecek. Barajlarda biriken suların türbinleri döndürmesi. Baraj dediğim şeyine bir duvar var. Suyu biriktirdim. Oradaki o mgh'a sahip, yani yer çekimi potansiyel enerjisine sahip suyu serbest bıraktığımda aşağıya dökülmeye başlayacak ve bir kinetik enerji kazanacak. O kinetik enerjiyle türbinlere çarpıp onları döndürmeye başlayacak. Dolayısıyla potansiyelden kinetiğe bir dönüşüm var. Sorunun cevabı D seçeneği. Özdeş K ve L cisimleri kütlesi önemsiz ve esnemeyen eşit uzunluktaki iplerin ucuna şekil 1'deki gibi asılmıştır. Bu durumda K cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti L cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvvetinden daha büyüktür. Hemen bu bilgiyi bir işleyelim. K'ya bağlanmış olan ipteki gerilme kuvveti L'ye bağlanmış olandan daha büyük. T büyüktür T üssü. Şimdi K nasıl duruyor burada? Duruyor ve durmaya devam ediyor. O zaman net kuvvet sıfır. K'nın ağırlığına GK dersem K'nın serbest cisim diyagramını çizdiğimde onu buraya aldığımda üzerine etkeden kuvvetler neler? Aşağıya doğru ağırlığı var. GK. Niye düşmüyor? Çünkü bunu tutan yukarıya doğru ip gerilmesi var. Net kuvvet sıfırsa bu ikisinin birbirini götürmesi lazım. Yani K'nın ağırlığıyla ip gerilmesi birbirine eşittir. Aynı şeyi L için de söyleyebilirim. L'nin ağırlığıyla da onu tutan ip gerilmesi birbirine eşittir. Ve T, T üstünden büyükse o zaman K'nın ağırlığı da L'den büyüktür. Yani ben şu arkadaşa 20 Newton desem, T burada 20 Newton'dur. T üstü daha küçük bir değer, mesela 10 Newton'sa demek ki L'nin ağırlığı da 10 Newton'dur. Cisimler aynı uzunlukta daki iplerle şekil 2'deki gibi bağlanıyorlarmış. Hangileri doğrudur? İp uzunlukları değişmiyorsa aslında ne yapmış? K aynen duruyor çünkü ip aynı ip. L'yi buradan koparmış, almış, K'nın altına asmış. Yani L biraz daha aşağıya inmiş. K'nın yere göre potansiyel enerjisi değişmemiştir. Buradaki potansiyel enerjiden kastımız tabii ki yerçekim potansiyel enerjisi. K'da yaylık bir durum yok. Yerçekimi potansiyel enerjisi de MGH. K'nın kütlesi değişti mi? Hayır. çekimi ivmesi değişti mi? Hayır. K'nın yerden yüksekliği değişti mi? Hayır. O zaman birinci öncülüm doğrudur. Potansiyel enerji değişmemiştir. Cisimlerin yere göre toplam potansiyel enerjisi azalmış başlangıçta şu mesafeler h kadar olsun. K'nın kütlesine 2m desem, L'nin kütlesi daha küçüktü. Hatta yarısı kadar sayı vermişim. Buna da m demem lazım. O zaman K'da ne kadar potansiyel vardı başlangıçta? 2mgh. L'de ne kadar potansiyel vardı başlangıçta? mgh. O zaman toplam potansiyel neymiş? 3mgh. K aynen duruyor. Bunun 2mgh'ı aynen devam. Ama L ne oldu? Daha aşağıya indi. Artık L'yi şu mesafeden hesaplayacaksın. Mesela burası h bölü 2. M kütleli cisim. Artık L'nin potansiyeli mgh bölü ikidir. Toplam ne olur? Toplam iki buçuk mgh olur. Toplam potansiyel enerji azalmıştır. L'nin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti artmıştır. Güzel. Ben şu L'nin bağlı olduğu ipi düşünmek için L'nin serbest cisim diyagramını çizsem. L'yi kestim buraya yapıştırdım. Üzerine etkeden kuvvetler L'nin ağırlığı. Düşmüyor çünkü onu bir ip tutuyor. Var mı başka bir kuvvet? Hocam K'yı bağlayan ip. O ipi de çizmeniz gerekmiyor mu? Hayır. Bu fotoğrafta bu kırmızı çerçeve içerisinde yukarıdaki ip yok. Bu çerçevede K cismi yok. Bu çerçevede sadece L cismi var. L'nin serbest cisim diyagramını çiziyorum. Lütfen bu serbest cisim diyagramlarını iyi öğrenin. Newton yasalarında bunları konuşmuştuk. E şimdi başlangıçta da aynı şeyi çizmemiş miydik? Yani şurada konuştuğum serbest cisim diyagramı bunun ta kendisiydi. Hiçbir farkı yoktu. Bu ip L cismini taşıyordu. E bu şekilde de L cismini taşıyor. Bir şey değişmedi ki. Dolayısıyla L'yi taşıyan ipte de gerilme değişmemiştir. Kimde değişmiştir? K'da değişmiştir. K'yı taşıyan ip artık daha fazla gerilmeye sahiptir. Neden? Çünkü başlangıçta K'nın serbest cisim diyagramı buydu. Şimdi bak K'ya bir ip daha bağladık. Yani ben artık K'nın serbest cisim diyagramını çizdiğimde, üzerine etkilen kuvvetler nelerdir dediğimde, K'nın ağırlığı var derim, yukarıya doğru ip var derim. Artık burada bir ip daha etki ediyor K'ya ve ipler itemezler, her zaman çekerler. Aşağıya doğru çeken yeni bir gerilme var. Yukarıya doğru taşıyan gerilme artık bu ikisinin toplamını taşıyor. Bu ipteki gerilme artar ama şu arkadaşta herhangi bir değişiklik olmaz. Üçüncü öncülüm yanlış sorumun cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Bir otobüs motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın kinetik enerjisine aynı zamanda motordaki ısı ve ses enerjisine çevirir. Evrende enerji korunur biliyorsunuz. Toplam enerji hiçbir zaman değişmez. Mekanik değişebilir sürtünme var veya yok olma durumuna göre ama toplam hiçbir zaman değişmez. Mekanik deyince aklıma kinetik potansiyel geliyordu ama toplam denilince her türlü enerji türü kimyasal, ısı, güneş vesaire vesaire. Arabalar nasıl kinetik enerji kazanıyorlar? Yani nasıl gidiyorlar? Tabii ki ona benzin koyduğumuzda petrol petrol koyduğumuzda onun içerisindeki o bağlardaki kimyasal enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Ve motor ısınıyor. Niye? Çünkü oradaki o mekanik aksamlar, pistonlar birbirine sürtüyorlar. Sürtünme kuvveti hep orada iş yapıyor ve ısı enerjisi açığa çıkıyor. Bu aynı zamanda ses çıkartıyor. Motor sesi diye bir şey var. Isının olduğunu da çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Bir yerden bir yere gittiniz. Hele bir de uzun bir yolculuksa arabanın yanına gelin. O arabanın önündeki ızgaraya elinizi yaklaştırın. Bariz bir sıcaklık hissedersiniz. İşte o motorun sıcaklığıdır. O sıcaklığın kaynağı nedir? Sürtünmenin yaptığı iştir. İçeride ısıya dönüşen enerjidir. Peki bu dönüşümü anlattıktan sonra 240 جول arabaya verdik. Bunun 108'i ısıya ve sese dönüşmüş. Bu bizim istediğimiz bir şey mi? Yani biz bir arabadan ses çıkmasını mı istiyoruz? Hayır biz bir arabadan gitmesini istiyoruz. Eğer bu %100 verimli bir araç olsaydı bu 240'ın tamamı kinetiğe dönüşürdü. Verim dediğim şey alınan bölü verilen. Biz ne verdik? Bu araba gitsin diye 240 verdik. Eğer 240 alsaydım oran 1 çıkardı. 100 ile çarparsam yüzde cinsinden bulurdum. Yüzde 100 olurdu. Fakat bunun 108'i kayıp. ısı ve ses benim amacım dışında şeyler. 240'ten 108 çıkartırsak benim aldığım şey 132 jüldür. Arabaya kalan kinetik enerji bu kadardır. O zaman verim 132 bölü 240'tır. Bunu sadeleştirirsek 20'ye bölsek 11 bölü 20. Yüzde yapmak için 5 genişletelim bir de bunu. 55 bölü 100. Bu da %55'lik bir verim anlamına geliyor. Sorumun cevabı D seçeneğidir. Evet birinci testimizi böylece bitirmiş oluyoruz. Bir diğer dersimizde ikinci testimizde çözeceğiz. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.